Sevgili seyirciye merhaba. Yüzyılın evini basmaya geldik. Tam olarak basmaya gelemedik çünkü gelmeden önce telefonla arandık. Şu anda kim bilir neredeyiz bilmiyoruz gibi cevap kuruldu. Yarım saat sonra gelin dediler. Dedikleri saatte içeri giriyoruz. Yeşim işte her şeyi planlı, her şeyi. Bakalım burada şu anda her şeyi planlı değilmiş sevgili seyirci. Şu anda burada değil. Gel Berfin. Direkt içeriden basacağız. Gel gel gel. Akış alıyor. Oyuna 45 dakika falan var bu arada. Sonuçta ise gerçek olmayan bir şey var. Yazmak zor geldi ona. Yalan yazmak zor. Biliyor musun? İnsanın yüreğini daraltır. Görebiliyor musun ekranı? Çünkü hala akış alıyorlar. Ve orada şu an oyundan parça izletiyor gibiyim size ama şimdi burasını ve şu anda fark edildik. Tereddütsüz bir çırpıda yazdı her şeyi. Dur bakalım başımıza ne gelecek. Şimdi birazcık kesiyorum. Olur da durursa sohbet ederiz. Şuraları da gör. Yazdıklarımın hepsi yalan. İmzasını attı, benden bir parça aldı, zarfın içine koydu. Karanlıkta bekledim bir süre. Bak gene gelmemiş kulise. Nerede, ne yapıyor şu anda kendisi? Galiba Sevgili seyirci, bölmek zorunda kaldık. Neden? Çünkü komple akıştaydı. Akışta olduğu için dur şunu hemen sana takalım. Sen de daha havalı duruyor çünkü. Evet. Oyuncularda. Ne yapıyorsun? Neden bu oyun? Neden bu oyun? Bu oyun işte şeyde çıktı. İstanbul Festivali için değil de ondan evvel bu Gorki ile bir ortaklaşa bir projemiz. Öyle bir çalışma oldu. Yani Gorki Savaş veya Barış diye bir festival düzenliyordu. Orada Türk, Yunan ve Bulgar 3 ekiple çalıştık. İşte oturabiliriz de istiyorsan. Ha, oturabiliriz daha iyi olur. Konu işte 1918 ile 2018 arasında, 1918 civarındaki bu yükseliş var ya, milliyetçilik, nasyonalizm epey bir yükseliyor, bir parçalanma var. İşte o dönemle bu dönemdeki yükselen faşizm ve nasyonalizm arasında bir bağ kurmakla ilgili bir mesele vardı orada. Gorki Tiyatrosu biliyorsundur belki biraz, hani politik meseleleri, tiyatro teorisini, nasıl bir tiyatro olacağını epey düşünen bir tiyatro. Yani Almanya nezdinde işte Şermin Lenkov genel sanat yönetmeni. O festival dahilinde işte Perili Evler, Haunted Houses diye bir modüldeydik biz. Aynı gecede Yunanistan'dan bu Blitz Theater var, onun yönetmeni ama Devlet Tiyatrosu'nun deneysel sahnesi adı altında. İşte Galata Perform İstanbul'dan ve işte Bulgaristan'dan da Red House, Sofya'dan Red House diye bir tiyatro sahne aldık onlarla. Yani o yapım süreci, araştırma süreci, hani artistik, hani bu olayı geliştirme sürecimiz biraz onlarla paralel gitti. Yani onlarla da konuşarak vesaire. Onlar tabii daha çok Osmanlı ile ilgili olan bütün dertleri kustular. Ondan sonra ben de yani böyle bir defansa geçmek gibi bir şey değil de ben de hani ne olduğunu anlamak için düşünürken. Yine de defansa geçerken. Düşünürken hani 1918, 2018 falan anneannem aklıma geldi. Yani ben bir süredir anneannemle böyle hani şey yaparsın ya, böyle insanların anılarını hapsetmek, bir kutuya koymak, hani bir şekilde kaydetmek istersin. O böyle hep bir şeyler anlatır. Ben de ya ses kaydı alırım, ya videoya çekerim, ya bir yerlere yazarım falan filan. Sonra dedim ki ya 100 senedir, yani o da 100 senedir. Yani onun şimdi Mart ayında 100. yaşı maşallah. Ay, maşallah falan filan. Ondan sonra yani onunla bunu yapmak istedim. Onun deneyimiyle bunu yapmak istedim. Tabii şimdi yani 100 sene olunca o tabii 1919 doğumlu ama o dönemleri hatırlamıyor tabii, ama yine de bizden daha farklı bir hafızası var konuyla ilgili. Sonra onun yaşadığı bu eski bir konak var. Şu anda yıkılmış, işte Zeynep Kamil Hastanesi var yerinde. İşte 50'lerde falan bir sürü yıkım oluyor ya. Öyle bir dönem var o dönem sırasında. İşte istimlak ediliyor, yıkılıyor falan. Eski oradaki bir sürü konak ve eski evler istimlak ediliyor, dümdüz ediliyor falan. Şu ana da tekabül ediyor. Hani bir sürü şey hafıza sanki yok oluyor. Yeniden oluşturulmaya çalışıyor ama oluştururken de yıkıyoruz gibi sanki her şeyi geliyor bana. Yani o işte anneannemin hikayeleri ve bu konak, yani yıkılan konakla ilgili konaktan çıkan hikayeleri anlatıyorum. Peki, yani. Peki seyirci neden gelsin bu oyuna Yeşim?
Neden gelsin? Gel istiyorsan gelsin, istemiyorsan gelmesin. Soru bu, ne yapalım? Bu genel ya, sorumuz. Niye bir seyirci gelsin? Niye gelsin? Yani sen olsan niye izlerdin bu oyunu? Niye izlerdim? Ben şimdi kendi hikayem anlatılıyor değil, başka yerine. Kendi hikayem anlatılıyor değil de oyunda canlı müzik var, video tasarım var ve çok değerli insanlarla çalıştım bu alanda. Hı hı. Yani çok güzel, uyumlu bir şekilde çalıştık ve biz her zaman biraz hep yeniyi araştırıp yani farklı bir dil bulmaya çalışıyoruz. Yani bu oyuna hani böyle klasik anlamda geleyim bir iki çift eğleneyim işte biraz böyle rahatlayayım falan diye gelecek seyirci pek gelmiyor bizim oyuna. Hmm. Yani biraz daha düşünecek hani tiyatro nasıl bir tiyatro olmalıdır mesela bu oyun biraz onunla da alakalı benim için. Çünkü benim tezim zaten Osmanlı gösteri sanatlarının yeniden işte kurgulanması üzerineydi ve neden yok olduğu üzerineydi. Ve yani ilk yaptığım oyun da oyun Alaturka'ydı o zamandan beri yani. Bu meddah meselesi, işte Karagöz Acıvat meselesi, işte geleneğin ya da geçmişin evrilmesi falan gibi meselelerle ilgileniyorum. Hı-hı. Ya bu meselelerle ilgileniyorsa seyirci biraz böyle hani bir değişik biraz bir şey görmek istiyorsa hani böyle Galatasaray sürekli takip edenlerinle çok rahatlıkla takip edeceğiz. Yani biz biraz böyle hani konumumuzu tutmaya çalışıyoruz açıkçası. Hı-hı. Yani şu anda çok aşırı böyle bir ticarileşme, bir böyle anlatabiliyor muyum hani ne satar da onu koyayım ne bilmem ne falan hani böyle bir kafa var bence. Hı-hı. Hani elimizden geldiğince o lüksün içinde yaşamaya kalmaya çalışıyoruz. Biraz akademik, biraz işte deneysel, biraz daha ama çok da sıkmayan tabii yani. Canlı müzik var. Benim de kız gözümüzün içine ne var burada diye baktım. Canlı müzik var mesela, şey, video var falan. Onları gelen, hiç gelemiyor. Evet, bir sorulardan bir tanesi şeydi. Yani hem alternatif iş yapılıyor hem işte galiba takip eden bir seyircimiz hani o gün girdiğimizi biliyor ya da işte bir gün öncesinde burada başka bir oyun olduğunu biliyor. Hem karşıda bir şey var yani bir belgesel var arkada hem bir teknik olarak ciddi bir kurulumu var. Nasıl girip yetişiyorlar dediler. İşte gördüğün gibi yetişemiyoruz. Biz onu hani girdiğimiz anda hala devam ediyor. Yani aslında çok basit gözüküyor. Dekor yok bizim oyunda. Yani dekorumuz bir işte buldozer var. Bir gramofon var. Ondan sonra Buldozer'in oyuncusu burada Mert. Mert Buldozer'in oyuncusu. Nilaycığımız, asistanımız. Orada da gramofon var yani. Başka da bir şey yok aslında yani oyunda. Ama o video tasarımı ve canlı müzik olması yoksa hiçbir şey yok yani hani sahnede yani aslında. Ama o videonun hazırlanması işte tabii. Falan gibi şeyler. Son anda girmek her zaman yani milim milim hikaye olduğu için çok kolay olmadığını evet. Oyuncu olarak biliyorum ama soran olmuş diye. Hem yazıp hem yönetmek, şey hem oynamak daha doğrusu. Hani yazarken hı hı. Çok yalnız değildin ama zor olmuyor mu diye bir soru var. Yani biraz böyle ben performans sanatından geliyorum yani hani ilgi alanım performans araştırmalarıydı. Performans düşündüğün zaman hani performans meselesi, performans sanatı meselesi hani kendi yarattığın şeyler üzerinden ilerliyor. Onu sonra tiyatroya evrilttim. Yani tiyatro ile performansı birleştirmeye benim ilk yaptığım şey de zaten uzun yazdığım böyle çok Kırmızı Elma ve Diğer Şeyler diye bir metni böyle sahnelemekti ve o ilk yaptığım posterde yazan, yöneten, oynayan, tasarlayan falan diye böyle yazıyor hepsi benim yani. Her şeyini ben yaptım. Ama öyle değil tabii yani zaman içerisinde çok değerli sanatçılarla hani şey yapıyorum yani hani işbirliği yapıyorum. Oyuncularla da oluyor bu. Ne olursa olsun hem yalnız değilsin hem ferdi var. Evet. Yani, ya bu projede özellikle söyleyelim. Evet, bu projede özellikle yani beraber yazma matematiğini kurduk Ferdi ile. İşte Kıvanç Sarıkuş'la ciddi anlamda bir müzik çalışması oldu yani çok yani hani onlar mesela eşit duruyorlar yani hani bir disiplin farklı disiplinlerin bir tiyatroya hizmet etmesi farklı bir şey. Yani her tiyatroda bu olabilir. Arkada bir müzik olabilir, arkada bir işte ne bileyim görsellik olabilir ama farklı disiplinlerin yan yana durarak hani birbiriyle konuşması daha farklı bir şey ve biz onu yapmaya çalışıyoruz bu oyunda. Nefis. Çok soru gelmişti Yeşim ama son yarım saat kaldığı için son olarak şeyi sorayım. Çok güzel oyun ama çok mu az oynanıyor biz mi takip edemiyoruz diye bir soru geldi. Ve bunu söylerken de biz nereden takip ediyoruz bu oyunu? Galata Perform'un işte sosyal medya ağırlıklı gidiyoruz artık alternatif tiyatrolarda. Hani siteler bile biraz hani hantallaşmaya başladı. Instagram, Facebook sayfalarına hep güncel meseleleri bulabilirler. Ondan sonra ve biraz evet az oynuyor. İşte o da biraz hani ekibin programına da bağlı. Şimdi Mart ayında daha sıklaşacak. İşte Nisan'da da daha sıklaşacak gibi. Çok gelecek güzel. Seneye de taşıyacağız inşallah. Peki son yüzsüzlüğümüz kulis baskınları seyircisine bir kişi, iki kişilik davetiye veriyor musun? Tabii ki.
onu tabii aldık. Ki. Biz daha ne isterim? Söyleyeceğin başka bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Çok değerli bir şey yapıyorsun bence. Biz teşekkür ederiz. Keyifli yani. Biraz şahane. Basıldık gerçek anlamda ama. Ama program bu. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Bunu buradan çıkartırken efendim haydi kolay gelsin. Görüşürüz. Tamam. Hadi. Yürü.